Bırak elimi, bırak! Yemeğe sen koydun o fındığı, değil mi? Kuzey'e hiçbir şey anlatmayayım diye yaptım. Şşş! Ben sana kıyabilir miyim hiç? Geçmişte kıydın ama. İyi geldi değil mi? Eskiden ne zaman gelirsen yapardım bunu. Açelya'm. Seni görünce ne kadar özlediğimi, seni nasıl sevdiğimi anladım. Sıla'dan ayrılacağım. Yepyeni bir hayat kuracağız. Babana da affettireceğim kendimi. İnanayım mı sana? İnan. Ben sana zarar vermek istemedim. Her şeyi eski karım yaptırdı. Sana olan aşkımı bile unutturdu. Kimseye bir şey anlatmayacaksın. Tamam mı? Bak anlatırsam mesleğimden olurum. O zaman hiç kavuşamayız. Birkaç gün bekle. Sıla'dan ayrılıp sana döneceğim. Tamam mı? Ya Kuzey, yemin ederim ki ben bir şey yapmadım ya. Yemin ederim ki yapmadım. Bağır, tamam ağlama. Ablacığım tamam. Tamam ağlama, senin bir suçun yok. Ağlamayayım ya. Nasıl ağlamayayım? Kuzey sana masum diyor. Ama beni suçluyor. Bahar tamam. Yapmadıysan yapmamışsındır. Ağlayacak bir şey yok. Tamam mı? Uzatma. Nasıl ağlamasın ya? Ha? Nasıl ağlamasın kız? Kızı suçluyorsun, iftira atıyorsun. Ayıptır, ayıp. Sen farkında mısın? Az önce bu evde birinin canına kastedildi. Ve ben o sorumluyu arıyorum. Anladın mı beni? Bir sorumlu arıyorsan yemekleri Sıla yaptı. Bunun hesabını Sıla'dan sor. Sen biraz önce benim sorduklarımı duymadın mı? He? Ben Yıldız'a da Sıla'ya da sormadım mı? Ama hemen geçiştirdin. Yapmazlar diye düşündün. Ama Bahar söz konusu olduğunda onu niyeyse suçluyorsun. Konuyu çarpıtma. Çarpıttığın falan yok. Bana bak. Kızımın yaptığına emin gibi konuşuyorsun. Açelya. Biraz daha iyi misin? İyiyim. İyi. Levent'le ilgili. Bize ne anlatacaktın? Sen fenalaşmadan önce Levent'le ilgili anlatacaklarım var dedin. Sıla ile sizi de ilgilendiriyor dedin. Ne anlatacaktın? Aşkım, biz rahatsız etmeyelim Açelya Hanım, istersen biraz dinlersin. Tabii tabii, gel. Gel kızım, gel, ayakta kalma, gel. Otur, otur bir tane. Geç. Geç, geç, geç. Hah. Manyak mısın ya? Ne yapıyorsun? Ne bu şimdi? Elini çek hayatımdan. Sıla başka, anladın mı? Ona aşığım ben. Sen kimseyi sevemezsin. Sıla'yı seviyorum. Tabii. O da hastandı değil mi? Onu hangi ilaçlarla zehirledin peki? Hadi benim babamın paralarını çaldın. Ondan ne istiyorsun? Sadece kalbini, sevgisini istiyorum.
Ona gerçekten aşığım ben. Bozma bunu, git buradan. Neden? Mutlu ol diye mi? Maalesef sen o kadar vicdanlı değildin Levent. Beni bıraktın gittin. Başkasıyla evlendin. Onu seviyorum dedin. Sonra ne oldu? Nerede şimdi? Yes dedim. Yes. Aldattı seni değil mi? Ne yaptın ona? Güya kayıpmış. Öldürdün onu değil mi? Yes dedim. Yes! Şimdi sakin ol. Levent'le ilgili bir şeyler anlatacaktın. Ne anlatacaktın? Ben tanıyorum aslında Levent Bey'i. Öyle mi? Nereden tanıyorsun Levent Bey'i? Sıla'dan ayrılacağım. Yepyeni bir hayat kuracağız. Birkaç gün bekle. Sıla'dan ayrılıp sana döneceğim. Tamam mı? Evet. Levent Bey'i nereden tanıyorsun? Dinliyoruz hadi. Yani çok iyi bir hekimmiş. Yani adını çok duydum. Rica edecektim kendisinden terapi almak için. Tamam da bunun benle ve Sıla'yla ne ilgisi var? Şöyle, bütün davalarımı neredeyse siz bakıyorsunuz. Sıla Hanım da nişanlısı ya Levent Bey'in. O yüzden yani izin isteyecektim sizden terapi almak için. Terapi almak istiyorsan alabilirsin. Burada bizi ilgilendiren bir şey yok. Neyse, esas konumuza dönelim. Esas konu? Sen yemek yedikten sonra fenalaştın. Biri senin canına kastetmek istedi. Sence kim senin canına kastetmek istedi? Yemek yedikten hemen sonra düştün, fenalaştın. Sana bunu kim yapmış olabilir? Kuzey yanlışlık olmuş işte. Ceviz, fındık bir şey karışmış, tamam. Ama... Hem sen niye bir suçlu arıyorsun ki? Meslek hastalığı mı bu? Evet. Belki de meslek hastalığı. Ama bu evde... tuhaf bir şeyler olduğu kesin. Alo. Ben de sizi geçireyim isterseniz Saçeli Hanım. Aa, Bahar. Ne o öyle kovar gibi kızım, ayıp. Açeli Hanım, siz isterseniz yukarıda biraz daha dinlenin. Daha iyi olur. Ben size yardımcı olayım. Bırak ben çıkarım. Bu arada terapinizi üstlenemem. Ama arkadaşlarım var, onları yönlendiririm. Buyurun onunla konuşalım.